Değerli Akbaş Türk izleyenleri, bir uzun YouTube videosunda sizlerle birlikteyiz. Köpeklerimizi suya getirdik. Sıcaklarda gölgede ne kadar kalırlarsa kalsınlar, toprağa ne kadar kazarlarsa kalsınlar. Serinleyemiyorlar. O yüzden ben de onları alıp böyle suya getiriyorum. Şampiyon Psycho ve Şampiyon Smildon yüzüyor. Yanımızda Akkuş var. Uzaklardan bir küçük yavaş ilk tren geçiyor. Diğerleri köpek çıktı. Diğerleri azilerdeler. Bu ikisinin görüntüsünü çekmek kısmet oldu. Dev ekranda eminim çok güzel görünecektir. Yeni telefon aldık, daha iyi görüntüler çekebilmek için. Tahmin edin bakalım. Özelliği olan telefonumuzun markası ne? Çok karşıyız bir yandan telefonun en iyisini almaya ama maalesef köpeklerin en iyi şekilde videolarını çekmek, bildiğin köpek arkadaşı en iyi şekilde tanıtmak istiyorsan en iyisinden bir telefon almak gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, gördüğünüz gibi inanılmaz zoom özelliği olan hala yüzüyorlar. Bekliyorlar oldu. Yandılar çünkü. Şöyle geniş açı çekecek olursak. Şiddet karşıdan karşıya geliyor. Bu taraftan Hera Karsu isimli kurt fizikli, en son ismiyle de She-Wolf dediğimiz kızımız var. Arkalardan aslan geldi. Karşılarda Bellina. Gördüğünüz gibi 11 tane köpeğimizle hala sudan çıkmayan bir Psycho ve Smildon var, görüyorsunuz ölmüşler sıcaktan. Bir oluyor gün içinde. Şimdi yüzmeye denize geldik, şu an bacağıma su serpip evde serinletenler var. Telefonumuzun bir özelliği de kapasitesinin yüksek olması, rahat rahat çekebileceğiz. En azından bir müddet 1 terabaytlık alacaktım. Maalesef 512 GB'lık bulduk. Piyasada yokmuş çok fazla insan. Yani biliyorsunuz 256'dan 512'ye çıktığınız zaman 10 bin lira fark ediyor telefonlar. 1 terabayta çıkınca bir 10-20 bin lira daha fark ediyor derken piyasada çok üretilmiyormuş 1 terabaytlık telefonlar. O yüzden mecbur biz de 512 terabaytlık bir telefon aldık. Evet, herkes memnun bu durumdan. Ben de memnunum. Zoomlaması biraz tabii, görüntüyü yakalaması daha zor oluyor ama eminim ki çok daha net bir görüntü yakalayabiliyoruz. Keyifle televizyonlarımızdan, telefonlarımızdan izleyebilelim diye. Şampiyon Smildon hala 4 dakika oldu. Sudan hala çıkmadı. Videonun başlığını muhtemelen Smildon kızımız. Kızımız bu yüzme performansı ile ilgili koyacağız. Yanan. Bu arada Smildon dişimiz güneşte yatıyor. Herkes gölgede yatarken o güneşte yatıyor. Çok ilginç bir şey. Yattı yandı demek ki. Güneşten etkilenmiyor mudur? Nedir? Akbaşların güneşe çok daha dayanıklı olduğu hep söylenir biliyorsunuz. Smildon bunun tam bir örneği, gidiyor. Güneşte yatıyor özellikle yani. Herkes gölge için böyle kavga ederken birbirleriyle, evet. Çıktı. Herkes birbirleriyle kavga ederken Smildon dişimiz gidiyor güneşte yatıyor. Evet, arka tarafta Akkurt, aslan burada genelde yaptığı şeyi yapıyor. Etkili bir pire mücadelesi bu arada arkadaşlar. Suya girdiğiniz zaman köpeklerle, önceki gibi uzun süre yüzerse, en azından karşıdan karşıya geçtiğinde ne oluyor? Pireler boğuluyor. Boğuluyor mudur, boğulmuyor mudur? Düşüncelerinizi bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Rüzgarın sesi muhtemelen, bir tanesi olsun.
soktu. Tabana kadar geldi rüzgar sayesinde maalesef. Sizinle paylaşayım. Her zaman her şeyle çok keyifli gitmiyor bu çekimler esnasında. Psycho çok formunda. Kız kardeşi türü arka taraflarda akort avlayan köpeklerle ilgili bir sıkıntı olup olmadığına bakıyor. Şinef ve aslan. Evet, muhtemelen burnuna pis pisi kaçan bir dişimiz. Şu pisi pisi otları arkadaşlar, biliyorsunuz biz Eskişehir'de pisi pisi diyoruz, bilmiyorum siz başka taraflarda. Bu ara bildik kolum ağrıdı, başka şehirlerde başka isimler veriyor. Eğilcen de diyoruz biz bizim köyün dilinde. Bu köpekler için son derece zararlı bir ot, biliyorsunuz kulağına, gözüne ve benzeri kaçtığı zaman maalesef sonuna kadar ilerliyor. Hayli keyifli uzaktaki görüntüleri de kaçırmamış oluyorsunuz. Evet, Psycho doyamadı. Bizim daha suya girdi. Kollarım yoruldu. Şöyle biraz el değiştireyim ben de. Psycho şu an akıntıyla birlikte yüzüyor. Akıntının olduğu tarafa doğru. Görüntünün başında izlediğinizde akıntıya karşı yüzüyorlardı. O yüzden aynı yerde duruyorlardı gibi. Bakın şimdi akıntı, çok hafif bir akıntı var. Akıntının yönünde yüzdüğü için. Bakın şimdi akıntıya doğru döndü. Daha çok uzun bir yerde çok sevdi. Psycho'yu ben İzmir'e sahiplendirmiştim. 7 ay kadar İzmir'de kaldıktan sonra bakamadıkları için, ev ortamında sahibi de hastalandığı için geri bana gelmişti. Gelir gelmez satıldı Psycho. Çok da iyi bir paraya. Yani anlaştık telefonda. Son anda adama şunu sordum arkadaşlar. Ne yapmayı düşünüyorsunuz bu köpekle? Davara mı gidecek? İnek mi? Koyun mu? Nedir falan gibiler. Öylesine bir muhabbet esnasında adam dedi kapının önüne bağlayacağız. Hiç çözmeyeceğiz deyince ben parasını vermiş olmalarına rağmen köpeği satmaktan vazgeçtim. En istemediğimiz şey bu kadar enerjik, hareketli hayvanların rüzgardan dolayı, bilmiyorum ses geliyor mu? Evet. Akkurt, şampiyon Akkurt ve ablası Bellina ile karşılaştık. Şu an çok yaklaştılar bana, maalesef uzaklardan da bir traktör geliyor. Demeden rüzgardan size kadar sesleri duyuyordur. Şile mümkünse traktörü kovalamayı çok seviyor ama traktör buraya. Arada engel var, bariyer var. Traktör sahibi bizim Seyfi abi. Muhtemelen olmadık yerde bitme yeteneğine sahip arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Neyse. Bildiğin kolum yoruldu. 7 dakika telefonu tutmak. Jilet traktöre gitmeye karar verdi. Kim saldıracak şimdi? Kımıldama olduğuna çok fazla ekran sarsılıyor. Telefonun her ne kadar sarsıntı engelleme özelliği olsa da maalesef görüntü bazen beklenmedik şekilde sallanabiliyor. Evet, safari çekelim ve 10 dakikalık müzik videomuzu sonlandıralım. Şampiyon safari ayağı kesildi. Muhtemelen bira içen insanların arazi yaptıkları bira şişelerinin camlarından ayağını kesti ve iyileşme aşamasında ama şu an keyfi pek yerinde değil. Evet, uzaklarda yüzen She-Wolf isimli, Hera isimli kızımız. Bir yandan köpeğe bakıyorum, bir yandan kameraya yerleştirmeye çalışıyorum. Evet, Akut. 10 dakika oldu, bugünlük bu kadar yeter. She-Wolf çıktı, bakın bitmeyen enerjisiyle koşarak bu sıcakta. Hadi koş 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 koş. Muhteşem. Tüylü ve atletik kurt fizikli bir şey.
yakın çekim yapıyorum şöyle. Nefis görüntüler, inşallah keyifle izliyorsunuzdur. Temmuz ayının 12'si 2024, inşallah bu videoyu kışın doğuklarda seyredip ne güzel günler diye, bakın oradan girdi, koşarak geldi, tekrar koşarak başka taraflara gidiyor. Evet, köpeklere artistik olsun diye, bakın ta buradan birkaç saniye içerisinde uzaklaştılar. Bizim sürünün çoğu eğitimli, oraya gidip saldırmamaları lazım ama orada bir hareket olduğu zaman hemen toplanıyorlar. Bakın Akkurt da arkadan destek vermeye gidiyor. Benim seslenmem lazım ki bu tarafa geri gelsinler. Evet, maalesef görüntüde kaymalar oluyor çünkü köpeklere bakıyorum, bir yandan kolum ağrıdı. Evet, görüldüğü üzere sıkıntı çıkartmadılar. Çünkü o köpeklerin oradan her geçtiğimizde ben uyarıyorum ve sıkıntı olmasını engel. Gel, 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 hey! Gel böyle. Gel. Gel. Gelin buraya. Gel. 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 Evet, bakın. Eğitimli tayfa kızdığımı ve çağırdığımı anladılar ve hemen döndüler. Muhteşem bir çoban köpeği eğitim videosu oldu. Bakın. Orada gidip kavga etmek yerine benim sözümü dinleyebiliyorlar ki en istedikleri şey kavga etmek, biliyorsunuz içgüdüsel olarak bu köpeklerin. Böyle bir durumu var ama bakın, gel dedim, seslendim diye şu an yanıma geldiler. Görüyorsunuz hepsi oradaydı. Bakın şu Wolf da geldi. Muhteşem bir eğitim örneği. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Arkalardan Psycho da geliyor. Gelin burada suyun tadını çıkartın değil mi? Boş boşuna kavga edeceksiniz, yaralanacaksınız. Sinek sıcak. Ne gerek var? Evet. Gördüğünüz üzere herkes geldi. Suya doyamayan tayfa tekrar suya girdi. Burada Akaba isimli dişimiz. Safari, bir tek Safari yüzmüyor bu arada arkadaşlar. Çok zorunda kalmazsa yüzmeyi tercih etmiyor. Evet, bir hali uzun bir video oldu. Simildon isimli dişimizle videomuzu kapatalım. Yorumlar bizim için son derece önemli. Bunu hep anlatıyoruz. Biraz sıkıcı ve klişe bir şey ama maalesef bu sosyal medya mevzusunda bu çağrıları yapmak gerekiyor ki insanlar yorum yapsınlar, beğeni yapsınlar, görüntüleri paylaşsınlar. Özellikle Instagram hesabınızda bizim görüntülerimiz, beğendiğiniz görüntüleri hikayelerde paylaşırsanız ya da işte kendi sayfanızda paylaşırsanız, yorumlarsanız bu görüntülerin daha çok izlenmesini ve akbaş köpeklerimizin, kangal köpeklerimizin çok daha fazla telefona, bilgisayara düşmesini ve dolayısıyla köpek ırklarımızın çok daha iyi tanıtılmasını sağlamış oluyorsunuz. O yüzden iyi kötü, hey maşallah bile yazsanız, şeyler yazarsanız çok memnun oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Instagram, YouTube, TikTok ve Akbaş Türk isimli Facebook grubumuzda başka videolarda görüşmek dileğiyle. Eskişehir'den selamlar.